Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hemen şu anda elimde tutmuş olduğum Xiaomi Mi TV Stick 4K Android TV Box cihazını inceleyeceğiz. Şimdi biliyorsunuz bu tarz cihazlar özellikle akıllı olmayan ya da yarım akıllı diye tabir edebileceğimiz televizyonları akıllı hale getirmek için kullanılıyor. Bu ürünlerin stick tarzında yani böyle bu şekilde olanları olduğu gibi box dediğimiz kutulu biraz daha büyük olanları da bulunuyor. Xiaomi bu alanda en çok satan markalardan biriydi ve özellikle Mi TV Stick ürünüyle fırtına gibi estiğini söyleyebilirim ve birçok kullanıcının akıllı olmayan televizyonları ya da yarım akıllı olarak tabir edebileceğim televizyonları bu cihazda akıllı hale getirdiğini biliyorum. Çok da satılan ve çok da popüler bir üründü. Şimdi bunun ne farkı var? Temel farkı bunun 4K desteğine sahip olması. Yani artık 4K içerikleri de eğer televizyonunuz da destekliyorsa 4K olarak da izleyebileceksiniz. Bu Mi TV Stick ile daha öncekinde Full HD yapabiliyordunuz bunu. Artık bu modelde 4K desteği de gelmiş olacak. Şimdi her zaman yaptığım gibi genel görünümden bahsetmek istiyorum ama önce kutu içerisinden bahsedelim. Şöyle güzel şirin bir kutumuz var. Bu kutudan bütün aksesuarları çıkıyor. Bir tane adaptörümüz standart USB tip A bağlantısı. Buna takılan bir işte bir ucu micro USB, diğer ucu da normal bağlantımız USB olan bir kablo çıkıyor. Kablonun uzunluğu fena değil. 1 metre falan buluyordur diye tahmin ediyorum. Şimdi bu kablonun ucunu cihazın yan yüzünde bulunan bir micro USB girişine takarak kullanıyoruz. Bir de güzel bir şey var. Benim hoşuma gitti bu. Şöyle bir arkadaşlar kablo çıkıyor. Bu HDMI kablosunu uzatmak için. Çünkü şimdi bunu televizyona taktığımız zaman bayağı kalın bir şey. Sığmayabilir bazı televizyonlar için. Böyle küçük bir uzatma kablosu koymuşlar. Yani normal bir HDMI'yi dişi bir hale getiriyor. Biraz daha uzaktan takma imkanı da sağlamış oluyorsunuz. Bir de arkadaşlar kutudan tabii ki bir kumanda çıkıyor. Bu kumandayla cihazı kullanıyoruz. Bu arada kumanda Bluetooth'la bağlanıyor. Üzerinde çok fazla tuş yok. Önceki sürüme çok fazla benzeyen bir kumanda. Yani çok bir şey değişmemiş. Dairesel bir navigasyon tuşumuz var ortada. İşte ileri geri üst vesaire gibi işlemleri. Bunu sağ sol ve üst alt tuşlarına yapıyoruz. Bir de ortada OK tuşumuz var. Ona hani bastığımız zaman aktif ediliyor. Netflix ve Prime Video için özel iki tane düğmemiz var. Gerekli ayarlamaları yaparsanız yani Prime Video aboneniz varsa ve uygulamasını yükleyip kullanıcı adınızı veya Netflix için her şeyi geçerli yaptığınızda bunlara basınca otomatik olarak çalışmış oluyor. Ses açma kapama tuşumuz var. Bu arada televizyonunuz destekliyorsa televizyonu açıp kapatabiliyorsunuz. Ses açma kapama tuşunu da buradan yapabiliyorsunuz. Bunun için televizyonunuzun destekliyor olması lazım. Benim mesela eski bir Samsung televizyonum vardı. Onu da kullandım. Televizyonda hani tek kumandayla açıp kapatabiliyorum ve buradan da sesini açıp kapatabiliyorum. Böyle bir özellik de aktif olmuş oluyor ama televizyon desteklemesi gerekiyor. Bu özelliği kullanabilmeniz için. Genel görünümden biraz bahsedeyim. Yani çok fazla genel görünümde bir şey yok ama şöyle USB belleğin birazcık büyüğü bir ürün var karşımızda. Üzerinde Xiaomi yazıyor. HDMI bağlantısına bağlıyorsunuz televizyonu. Çünkü bunu bazen soruyorsunuz. Kurulumla ilgili bir şey yok. O yüzden kurulumu anlatmayacağım. Çünkü bunu HDMI'ye bağlıyorsunuz televizyonunuzda. Daha sonra bu kumandaya 2 adet pil takıyorsunuz. İnce kalem pil. AAA dediğimiz türden. Buradan çıkmıyor bu arada piller. Onu sonradan temin etmeniz gerekiyor. Taktıktan sonra gerekli ayarları yaparsanız cihaz zaten hemen kuruluma geçip aktif hale geliyor. Yani kurulumla ilgili bir şey yok, o yüzden anlatmıyorum. HDMI bağlantısından bağlamanız yeterli. Bir arkadaş bunu ben sosyal medyada paylaşmıştım. Onu da sordu tüplü televizyon olur mu diye. HDMI girişi varsa olur arkadaşlar. Genelde SCART oluyor onlarda ama HDMI girişli tüplü televizyon var mı emin değilim. Varsa olur. Onu da söylemiş olalım. Şimdi bu genel görünümden sonra bir de teknik özelliklerden bahsetmek istiyorum. Ekranda bir tablo görüyorsunuz. Xiaomi Mi TV Stick 4K'nın adından anlaşıldığı üzere 4K desteği var. Dolby Atmos ve Dolby Vision desteğiyle beraber geliyor. Google Asistan tuşu var. Kumandasında Bluetooth'lu bir kumandamız olduğunu söyledik. Android TV 11 işletim sistemiyle geliyor. ARM Cortex A35 Plus işlemci var. Chromecast desteğimiz var. Bluetooth 5.0, 2 GB RAM, 8 GB depolama alanı var. Wi-Fi 2.4 ve 5 GHz desteğimiz var ve 1300 TL'lik bir fiyatın olduğunu söyleyelim. Ve bu fiyat değişebilir arkadaşlar. Dolar kurları vesaire çok oynuyor. O yüzden fiyatı ben 1300 dedim ama 1500'e çıkabilir, 1100'e inebilir. O yüzden kampanyaları ve günlük olarak Google'dan takip etmenizi öneriyorum. Şimdi gelelim Xiaomi Mi TV Stick 4K'nın kullanım deneyimine. Ben söylediğim gibi Full HD bir televizyonda denedim ama siz 4K'da denerseniz arkadaşlar 4K görüntü alacaksınız. Ha, bu şu demek değil. Görüntüleri 4K izliyorsunuz ama televizyonunuzun 4K desteği yoksa doğal olarak 4K olarak görmeyeceksiniz ama 4K kalitesinde en azından ekranda görmüş oluyorsunuz ama bunun size tam olarak yansıması için televizyonunuzun da 4K'yı desteklemesi gerekiyor. Gelelim bunun yani kullanımına. Kullanımda bir şey yok zaten. Yani dediğim gibi takıyorsunuz HDMI'den. HDMI'yi açtığınız zaman televizyonunuzdaki hangi HDMI'ye bağlıysanız o HDMI'den görüntüyü aldığınız andan itibaren zaten karşınızda bir Android TV arayüzü çıkıyor. Bu bildiğimiz standart Android TV arayüzü. Android 11 ile birlikte geliyor bu cihaz. Android 11 TV ile geliyor.
geliyor. Üzerindeki işte uygulamaları yükleyebiliyorsunuz. Birçok uygulama var. Ben Netflix yükledim. Amazon Prime yükledim. Artı oyundu vesaire, şuydu buydu, hepsini yükleyebiliyorsunuz. Tabii şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Şimdi bu cihazın üzerinde 8 GB bir depolama alanı var. Siz bu cihaza bu depolama alanını arttıramıyorsunuz. Aslında arttırma yöntemleri var. Bir tane OTG kablosu bağlayıp, çoklu OTG kablolu var. Şuradan bir yerden şimdi koyarım bir tane örneğini. Öyle bir kablo aldığınız zaman üzerine bir USB bellek de takabilirsiniz. Veya OTG kablosunu aynı zamanda hard disk bağlamak ya da eğer mümkün olursa klavye ya da fare gibi ekstra donanımları da bağlamak için veya oyun kontrolcüsünü kullanabilirsiniz. Böyle bir özellik var ama standart olarak bunu bağlamak için öyle bir kabloya ihtiyacınız var. O da ekstra bir maliyet anlamına geliyor. Bu şekilde depolama alanını arttırabiliyorsunuz ama takdir edersiniz ki depolama alanını harici bir USB'den takmak her zaman işe yarayan bir yöntem değil. Stabil çalışmayabiliyor bazı uygulamalarda. O yüzden kendi alanını kullanmak zorundasınız. Ama şimdi şöyle bir durum var. 8 GB dediğim ama Netflix yükledim, şunu yükledim, bunu yükledim dediğiniz zaman zaten size kalacak olan alan 5-6 GB kalıyor. Oraya da 2 tane oyun yükleseniz yer yetersiz hale geliyor. Bunu konfirm edemedim bu bilgiyi. Doğrulatamadım ama bazı şeylerde, çünkü Netflix uyumlu olması gerekiyor biliyorsunuz bu tarz cihazın. Eğer Netflix uyumlu değilse Netflix uygulamasını yükleyemiyorsunuz. Öyle bir sertifikasyon vermesi için Netflix'in 16 ya da 32 GB olmaması gerekiyor gibi bir bilgi duydum ama bunu onaylatamadım. Kesin bir bilgi değil bu. Ama piyasada da bu tarz ürünler de var bu arada. Yani Netflix onaylı olup da, sertifikasyona sahip olup da üzerinde 16 GB depolama alan cihazlar da var. Bu depolama alanı konusu benim için çok önemli mi? Açıkçası değil. Yani ben çok böyle bu tarz cihazlara oyun yükleyeyim, şunu yükleyeyim, bunu yükleyeyim yapan birisi değilim ama sizin öyle bir beklentiniz olabilir. Hani ben bunu bir nevi böyle, hani tam anlamıyla değil ama bir böyle oyun konsolu gibi de kullanayım. Çünkü Bluetooth'tan falan ben bağladım mesela. Bir kontrolcü falan bağlayabiliyorsunuz. Xbox'ın kontrolcüsünü bağlamayı başardım. Destekleyen oyunlarda da onu da onunla beraber de oyun oynayabiliyorsunuz. Ama tabii ki Android oyunları hani bir konsol oyunu kadar kabiliyetli değil ama eğlenceli vakit geçirir misiniz? Geçirirsiniz. O manada işinizi görür mü? Görür ama bir noktaya kadar. O bakımdan hani benim öyle bir derdim yoktu ama sizin eğer öyle bir derdiniz olacaksa, hani 5 tane oyun yükleyeyim dediğiniz zaman muhtemelen 5 GB size yeterli gelmeyecektir. Böyle bir sıkıntı olacaktır. Bunun dışında kullanımla ilgili yaşadığım bir sıkıntı mı diyeyim, sorun mu diyeyim, ondan da biraz bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ben daha önce kanalımda TV Ready Plus incelemiştim. Şöyle bir üründü bu. Bu ürünle beraber hani bunu da akıllı hale getiriyorduk. Burada daha çok televizyon için kullanıyordum ben bunu. Bunun aynı zamanda uygulaması da var. Bu uygulamayı da Mi TV Stick'e de yükleyebiliyorum ve yükledim, denedim. Fakat bazen artık uygulamadan mı kaynaklanıyor, Android TV yazılımından mı kaynaklanıyor bilmiyorum. Otomatik olarak böyle bir yeniden başlattığı oldu, ana sayfaya döndüğü oldu. Bir iki kez başıma geldi bu. Yani böyle deli gibi televizyon izleyen birisi değilim ama bir iki kez başıma bu olayın geldiğini söyleyeyim. Belki bir güncelleme gelir. TV Plus'ın uygulaması güncellenir. Belki de işletim sistemi güncellenir veya işte Mi Stick, yani Xiaomi kendisi bir güncelleme yapar. Bilemiyorum ama böyle bir sıkıntı yaşadım. Bunun dışındaki uygulamalarda mesela Netflix'te falan bir sorun yaşamadım. Televizyonu aynı zamanda kapatıyor olmak güzel. Tek kumandayla hem televizyonu kontrol etmek hem de cihazı kontrol etmek güzel ama söylediğim gibi bunun için televizyonunuzun bunu destekliyor olması gerekiyor. Benim televizyon destekliyormuş. Bu şekilde öğrenmiş oldum. Kumanda üzerinde bulunan sesli olarak komut vermenizi sağlayan tuş da gayet başarılı bir şekilde çalışıyor. Sesli komutlarla gerek uygulamalar arasında gerekse YouTube'da arama yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da güzel bir özellik. Peki belki şunu merak ediyorsunuzdur. Önceki sürümle, yani 4K olmayan Mi TV Stick ile bunun arasında ne gibi fark var? Şimdi bir tablo göreceksiniz. O tabloda aslında hemen hemen söylüyor. Tabii ki 4K olması hani en önemli farkı. Bunun dışında işte işlemciyle ilgili veya bazı ufak tefek detaylarda bir iki böyle farklılıkları var bu ürünün önceki sürüme göre. Peki hangisini tercih edelim? Şimdi aklınıza muhtemelen bu soru geliyor olabilir. Benim televizyonum 4K, ben 4K görüntü almak istiyorum, görüntüleri 4K kalitesinde izlemek istiyorum diyorsanız elbette bunu alacaksınız. Tabii bir yandan da şöyle bir sorun ortaya çıktı bu ürünün 4K haline gelmesiyle birlikte. Biliyorsunuz bir de bunun kutulu olanı, yani box olarak satılan, işte Mi TV box olarak satılan bir ürün daha var ve o da 4K desteği sunuyor. Hatta ben geçtiğimiz günde kardeşime hediye olarak almıştım. O ürün mü alınır, bu ürün mü alınır? Aslında o biraz daha kabiliyetli belli açılardan. Bu da 4K desteği sunuyor. Bu daha küçük, daha kompakt bir şey. O biraz daha böyle kutulu, işte masaya koymanız lazım vesaire bir şey daha, hani biraz daha böyle yer isteyen bir ürün. Bu daha pratik ve daha küçük. Onun fiyatı bundan daha ucuz bu arada. Yani o 1000 lira civarında satılıyor. Bu 1100, 1200, 1300'e kadar fiyatlardan bulabilirsiniz. Yani 4K istiyorsanız ve çok yer kaplamasın diyorsanız bence bunu alacaksınız. Bu ürünü alıp kullanacaksınız. Mi TV Stick 4K'yı. Yok, 4K benim için önemli değil. Bütçem de çok değil derseniz o zaman alacağınız ürün bunun 4K olmayan sürümünü de alıp
rahatlıkla kullanabilirsiniz. Televizyonunu akıllandırmak isteyenlere önerebileceğim bir ürün olmuş Mi TV Stick 4K arkadaşlar. 4K bir televizyonunuz var. Akıllı değil ya da yarım akıllıdır. Hani uygulama yüklenemiyordur ve işte eski kalmıştır, şu kalmıştır, bu kalmıştır. O zaman alın bunu, basın geçin derim. Eğer televizyonunuz 4K değilse ama akıllı da değilse o zaman bunu 4K olmayanından bir göz atın derim. Bir incelemenin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu videoda sizlere Mi TV Stick 4K'yı anlatmaya çalıştım. Bu ürünle ilgili merak ettiğiniz, benim anlatmayı unuttuğum şöyle bir özelliği var mı, şunu yapabiliyor mu gibi sorularınız olabilir mutlaka. Bunları yorumlar kısmında yazmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Hepsini okuyacağım, hepsini değerlendireceğim. Elimden geldiği kadar da sizlere bu ürünle ilgili bilgi vermeye çalışacağım. Öte yandan bu videoyu izliyorsanız ve kanalıma da abone değilseniz abone olmanızı öneriyorum. Abone olanlara sözüm yok ama olmayanlar da şu aşağılardan bir yerden ben şey çıkartıyorum, bir şekil çıkıyor ama asıl da köşelerde bir link olmalı. Oraya tıklayabilirsiniz veya açıklamada da arkadaşlar detaylı linkler mutlaka paylaşıyorum. Oradan da abone olabilirsiniz kanalıma. Beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarına takip edebilirsiniz. TikTok, Facebook, Instagram ve Twitter gibi sosyal ağlarda içerik üretmeye devam ediyorum. Oralarda da güzel içeriklerle karşınıza çıkıyorum. Orada da beni takip ederseniz çok sevinirim. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.